Benim yavrayım nerede? Yavrayım hiçbir yerde bulamadım. Bir şu eve gidip orada arayayım bari. Belki bu evde vardır. Aşağıda çocuk ayakkabıları gördüm. O ayakkabılarla acaba benim çocuğum da buraya gelmiş olabilir mi? İnşallah çocuğum bu evdedir ya. Ay çocuğumu bir önce bulmak istiyorum. Hemen gidip çocuğumu araştırmam lazım. Bakayım evet kapı da çıkmış. Hemen şu kapıdan da içeri gireyim. Çocuklar benim yavrum vardı onu gördünüz mü? Nerede benim minik yavrum? Onu çok özlüyorum. Onu bulmam lazım. Ya kızlar niye kavga ediyorsunuz ya bir oyuncak için? Bana bakın. Hayır kavga etme bak düşünün Zeynep onu hemen bana ver bakayım. Bana ver Zeynep. Bir dakika Zeynep onu bana verecek. Ver Zeynep onu bana. Zeynep onu bana verir misin? Hayır. Ver hemen. Tamam. Ver hemen bana. Tamam, Banali bırak tamam ver. Üçünüzde de yok bu ayı ben de duracağım. Hayır. Bir ayı için kavga ediyorsunuz. Geçin herkes yerine otursun. Ay beni yordunuz Bahar. Anneciğim bana bir bardak su getirir misin? Bu ayı da şurada dursun. Almak yok o ayı. Heh, orada kendi kendine dursun. Kavga ederseniz. Ay ne oldu Bahar? Kocaman bir ayı var. Ya. Yani beni kandırıyorsunuz. İnanmıyorum size. Şaka yap. Ben yok. Burada kolye gibi bir şey var böyle. Penuk var burada penuk. Aa, gerçek mi söylüyorsunuz evet. Ya? Bakayım. Evet. Aa, kızım kocaman ayı nereden gelmiş? Bir durun yaklaşmayın. Gözleri kıpkırmızı. Allah'ım yarabbim bu ayı nereden geldi evimizde kızım? Anne. Konuşuyor mu? Ne istiyor acaba? Konuşuyor mu? Ayıcık ne istiyorsun? Aa, konuşmuyor. Ay ne istiyor bu? Anne. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ayı babanız kesin bana aldı Bahar Banal ya. Sürpriz yapmak için. Evet. Çok tatlı değil mi? Kırmızı evet, hem de. Sarılı. Baksana çok tatlı. Sen bize sürpriz mi geldin bakayım? Allah'ım yarabbim. Tamam hadi bakın içeri geçelim. Babanızı arayalım Bahar Banal ya. Tamam kızlar ayı burada dursun. Bahar Banal ya gelin. Babanızı görüntülü arayalım. Ona teşekkür ederim. Hadi gelin. Kızım belki birazdan çikolata falan da gönderir ya. Onu da yeriz. Hadi arayalım hemen babanızı. Hadi geçin bakalım arayalım ya. Ay! Ay ne oluyor? Ay bu ayı kim getirdi buraya ya? Ben değil. Ama getirmezsin ki zaten beraberdik. Ya bu ayı çok ağır. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bu ayı buraya nasıl geldi? Gözleri bizi takip ediyor. Ne diyorsun? Ay bakayım dur yakından. Kulakları zaten böyle arkadaydı önüne gitmiş birisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ayı o zaman Bahar... Banali babanız almadıysa kim getirdi ve bu ayı hareket ediyor. Çok ağır değil mi? Bir dakika ben bir ağırlığına bir bakayım. Oo çok ağır. Kızım bu ayı kendi kendine nasıl hareket etti? Ya gelin tamam neyse dokunmayın gelin. Ay ne yapıyorsunuz? Kızlar yoksa bu ayı da mı sihirli? Aa ne yapacağız şimdi ya? Bebek de vardı. Evet bebekten kurtulmuştuk ama bir de ayı çıktı başımıza ya. Evet ya. Galiba ne istiyor? Bahar, Banu bu sefer babanız da yok. Nasıl kurtulacağız biz bu ayıdan? Ay ben de bir şeyler alıyorum. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bu ayı üçünüz tutuyorsunuz. Tamam artık şımarmayın. Ayıyı üçünüz tutuyorsunuz. Dışarı koyuyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Belki böylelikle kurtulabiliriz. Tutun. Heh, getirin yavaş yavaş. Tamam. Durun Allah Allah düştünüz işte Allah Banalya da yere yattı ya. Tüh. Hadi, hadi, hadi. Ucundan tutun. Ben yardım edemiyorum size dikkatli olun. Ay ay dikkat edin düşeceksiniz. Kızım yine düştünüz ya. Ya nasıl nasıl kurtulacağız biz bu kocaman ayıdan? Hadi bir daha. Hadi bir daha Zeynep. Kaldır Zeynep sen biraz güçlüsün kaldır. Heh. Tamam getirin. Getirin getirin çabuk. Ay kapıdan sığmıyor bu sefer de buradan düştünüz. Hadi hadi kızlar gelin. Yavaş yavaş dikkat edin düşecektiniz. Götürün. Ay ne kadar ağır. Aa, Bahar yine düştü. Aç kapıyı. Kapının önüne koyun Zeynep. Ha, kurtulalım bu ayıdan ya. Of ya. Çok ağır. Yak ışığı da yak. Elektriği yak korkmasın ayıcık. Yak anneciğim ışığı da. Tamam hadi gelin içeri geçin. Geçin içeri geçin. Ayı da sığmıyor ya burada. Tamam orada kendi kendine gitsin. O ne istiyorsa yapsın. Gel kapıyı da kapat Zeynep. Ayıcık bir daha gelme hadi bay bay. Hadi kilitle. Ay çok şükür kurtulduk ya neyse. O bak aç bakayım orada mı hala? Bakayım orada tamam kapatabilirsin kapat. Hadi içeri geçin. Ay kurtulduk Banali sonunda bu ayıcıktan ya. Babanız da almamış. Ben de babanız bana hediye aldı sandım. Ne kadar evet sevinmiştim ya. Yine falan aldı sandım.
İçinden yüzük mü çıkacak sandın sen bir de ayının? Evet. Ay keşke alsaydı ya. Niye almıyor babam bize? Söyleyelim de bir dakika sefer alsın. Çikolata dolu ben böyle bir kase falan bekledim ama yoktu. Ne oldu? Aa, bu sefer de buraya gelmiş. Ya kızlar bakın. Benim aklıma bir fikir geldi. Demek ki kızlar bu ayının bir derdi var. Yavrusunu arıyor. Yavrusunu arıyor kızlar. Kıyamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Az önce neden yavrusunu alıp gitmedi o zaman? Görmedik ya bence ne yapalım biliyor musun? Bunu tekrar kapının önüne koyalım. Bu ayıyı da verelim kucağına belki gider. Biz de bu ayıcıktan kurtuluruz. Hadi bir daha alın. Hadi tutun. Hadi dikkatli yavaş yavaş. Bağlan ya tamam ben bu ayıyı alırım. Sen ablanın ellerine yardım et. Tamam aferin ha götürün. Tamam bu ayıcığı koyalım ya. Yavrusunu istedi demek ki bu ayıcık. Evet koy hadi. Ay elektrikler gitti. Bu ya, küçük yavrucuk korkmasın anneciğim. Yakın elektrikleri. Heh, koy onu Zeynep oraya. Bahar yardım et anneciğim Zeynep'e. Ay ne kadar ağır ya bu ayı da. 2 saattir durduk. Evet. Ha, onu da önüne koyun anneciğim gel. Ay yazık ya. Yavrusunu çok özlemiş evet demek ya, ki. Evet ya. Yavrusu da konuşuyor. Gelin hemen içeri gidelim. Onlar anneyle bebek konuşsun. Gelin. Kaybetti ya. Ay yazık ama birleştirdik değil mi anneyle bebeğini? Çok iyi oldu. Neyse kızlar artık bundan da kurtulmuş olduk. Hadi içeri gidelim. Birazdan da yemek getireceğim size zaten. Ay hadi yemek yiyelim. Ay, ay bu büyük ayıya bakın. Allah seni ne yapmasın? Niye geldin gene ya? Yavrunu da verdik. Bence bu yavrusu değil. Anne. Ya bir şey söyleyeceğim. Başka yavrusu mu var? Bir tane daha ayıcık vardı evimizde. E nereden buldunuz siz o ayıcığı? Bunun yavru dışarıda bulmuştum. Dışarıda bulup eve mi getirdiniz Zeynep? Niye getirdiniz annesini bulmadınız? Hayır Bağlan istedi. Yok Bağlan istedi. Ya tamam birbirinize suç atmayın. Hemen çabuk getirin o ayıyı. Neredeyse getirin. Çabuk. Ay ayıcık ya. Sen yavrunu aradın bulamadın değil mi? Tamam sen merak etme. Şimdi getireceğiz senin yavrunu. Ay bu da onun yavrusu değilmiş. Neyse bu herhalde bizim çocukların oyuncağı. Anneciğim bekle. Ayıcık burada. Tamam. Şu ayıyı da tutalım. Kapının önüne koyalım hadi. Ben şunu tutayım. Heh, ucuca tutun. Bahar anneciğim çok ağır dikkat et. Allah. Dikkat et. Kapıyı aç Zeynep sen. Elektrikleri yak. O da yavru ayı korkmasın. Allah Bahar ne yapıyorsun? Kalksana kız kalk. Kalk. Anneciğim kalk. Annesini çok üzülüyor. Ay yazık ya kıyamam. Şunu da koyalım Zeynep şunu düzelt şu büyük ayıyı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. O annesi onun. Yazık değil mi bu ayıca? Çok tatlı. Dur hadi bunu koyalım şöyle. Zeynep onu da koyun. Hayır onu verme anneciğim. O onun değil. O sizin oyuncağınız. Onu götürün. Al bakalım yavru ayını. Yazık. Hadi bay bay ayıcık. Hadi içeri gidelim. Onlar da evlerine gitsinler. Yazık. Birbirlerini özlemişlerdir. Bay bay ayıcıklar. Hadi geçin bakalım. Şaka yapıyorsun. Tabii ki biliyorum. Çünkü o onun yavrusu. Geçin içeri. Hadi geçin bakayım çocuklar. Ne yemek anne. Yiyeceksiniz? Çorba yaptık, pilav hayır, yaptık. Bak. Pilavla karın fasulye. Tamam. Aa ne kadar sağ. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar ve Banu Ali'ye sürpriz yapacağız. Sakın siz de söylemeyin. Tamam. Onların haberi olmadan dev bir havuz aldık. Arkadaşlar bu havuz tam 3 boğumlu ve kocaman bir havuz. Bahar, Banu Ali, babası, isterse annesi, isterse kardeşi hepsi girebilir. Daha bu 6 kişilik değil mi Gökhan? 6 kişilik 6 kişilik dev havuz arkadaşlar. Şimdi Gökhan bunu açacak. Biz şişireceğiz. İçini dolduracağız. Bahar ve Banu Ali'yi çağıracağız. Evet arkadaşlar. Bayağı dışarıdan çimalı kurduk. Evet çimhalı onu yıkadık. Evet gösterelim onu hemen. Arkadaşlar çimhalımız da burada. Şu an çok güneş var. Güneşte suyumuzun ısınması lazım. Halımızı yıkadık. Şimdi bunun üzerine de havuzumuzu kuracağız. Gökhan'cığım sen bunu kaç dakikada şişirebilirsin? Bak. Çok güzel. Su topu. Başka ne aldın? Suda gemileri yapmaları için 3 tane gemi aldım. Ay çok güzelmiş ya. Çok iyi yapmışsın bunları da. Keşke su tabancası da alsaydım. Bahar'la Banu Ali'ye sulardık. Unuttum, su pompası. Ondan da alırız. Tamam bir dahaki sefere de ondan alalım. Bir dahaki sefere de ondan alırız. Şimdi arkadaşlar biz havuzumuzu çıkartıp şişirmeye başlayacağız. Çok mu ağır? Çok ağır evet. Çok büyük bir havuz.
Olsun Bahar ve Banu Ali arkadaşlar küçücük bir havuz istiyorlardı. Ben de onlara birazcık bekleyin size daha güzelini alacağız dedim. Ve dediğimizi yaptık. Şimdi kurulumuna geçelim. Arkadaşlar havuzumuzu açtık. Şunun boyutuna bakın Gökhan, gerçekten çok büyük. Pompayla nasıl şişireceğim bunu bilmiyorum. Arkadaşlar pompa makinesi almayı unutmuşuz. O yüzden Gökhan böyle herhalde ter içinde, kan içinde kalacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz havuzumuzu şişirdikten sonra videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Gökhan şu an sırılsıklam oldu. Evet, terini görüyorsunuz, bitti. Ama birazdan rahatlayacaksın hayatım, merak etme. Bitti bak, kocaman oldu. Havuzun içine girdin mi? Oh, rahatlarsınız. Sen de yüzersin ya, baksana bayağı geniş arkadaşlar. Şöyle kolumu uzatıyorum. Oo. 60 santim var neredeyse. Aynen arkadaşlar, Bahar ve Banu Ali'nin herhalde boyundan yarısından fazlasını doldurur burası. Birazdan havuzumuzu terasa çıkartıp Bahar ve Banu Ali'yi çağıracağız. Sence oldu mu? Bence yeterli mi bilmiyorum. Ama biraz şey gibi, yumuşak gibi. Tamam, biraz daha yapacağım. Tamam. Oldu mu diyorsun? Oldu, bence yeter. Tamam bakalım. Yumuşak gibi ama herhalde yumuşak bir şey olmaz. Olsun abi. Hadi o zaman. Havalı elektrikli pompa alınca tamamını şişiririz. Aynen. Şimdi bu, o zaman bunu terasa çıkartalım. Çağıralım. İçini dolduralım. Bahar ve Banu Ali'yi çağıralım. Çağıralım. Arkadaşlar havuzumuzu terasa çıkarttık. Biraz da su doldurduk. Şimdi sıra en güzel kısımda. Bahar ve Banu Ali'yi birazdan çağıracağım. Gökhan su ne alemde? Bakıyor şimdi, biraz doldu aşağı tarafta. Daha dibinde ya. Ne kadar büyük bir havuz almışsın sen böyle. Devasa bir havuz almışsın arkadaşlar. Bizim terasımız normalde çok büyük. Terasın yarısını kapladı havuz. Ama bence bu işi en çok Bahar'la Banu Ali'ye sevecek. O zaman sen burada suyu doldurmaya devam et. Ben Bahar'la Banu Ali'nin gözlerini kapatıp getireyim, olur mu? Topu da şişirmişsin kocaman. Topu bile kocaman almış arkadaşlar. İnsan küçüğünden alır ya. Neyse sen burada bekle, ben Bahar'la Banu Ali'nin yanına gidiyorum. Tamam hadi, sıkıntı yok. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Bahar ve Banu Ali'nin yanına gidelim. Bakalım ne yapıyorlar acaba. Bahar, Banu Ali. Ne yapıyorsunuz? Anne, düzgün izliyoruz. Kızlar, size çok büyük bir sürprizimiz var, biliyor musunuz babanızın? Hayır tabii ki söylemeyeceğim. Hadi gelin bakalım gözlerinizi. Neyse şimdi açık tutun. Yukarı çıkacağız. Terasa çıkıyoruz. Hadi çıkın bakalım. Sürprizi görünce bayılacaksınız çocuklar. Kapalı değil mi gözleriniz? Yavaş yavaş gelin buraya. Elimi tutun, elimi tutun, kaymayın, gel. Yavaşça adım at. Baba sen tut Bahar'ı. İkiniz aynı anda gözünüzü açacaksınız. Gel bakalım Banu Ali, sen de. Bahar, Banu Ali, babanızın yanına karşıya geçin. Gel yanıma. Geç geç, babası ellerinden tut. Gözlerinizi sakın açmayın. Çok büyük sürpriz. Şimdi ben 3 deyince açıyoruz, tamam mı? 1 2 3 Beğendiniz mi? Beğendiniz mi havuzu? Beğendiniz mi kızlar? Çok güzel değil mi havuz? Kocaman. Babanız gemiler de almış. Bu gemilerle oyun oynarsınız, serinlersiniz. Ne diyorsunuz? Girmek istiyor musunuz hemen? İyi hadi girin bakalım o zaman. Hadi girin girin girin. Banu Ali ya, direkt ıslattı bu kız üstünü. Arkadaşlar Banu Ali üstüyle girdi. Neyse mayolarınız vardı ama onları da başka bir videomuzda giyeriz. Şimdilik böyle gezinin bakalım. Sen ne yapıyorsun baba sordu? İzliyorum şimdilik. Niye izliyorsun? Sen niye izliyorsun ki? Sen niye izliyorsun? Girmiyorsun. Al bakalım sana. Kaçıyor. Gir. Ya gir ya ıslanırsın. Hadi bakalım. Tamam. Bahar'la Banu Ali'yi de ıslatsam acaba ben ya? Gökhan niye ayakta bekliyorsun? Girsene. Tamam. Islanmak mı istiyorsun? Nefes tutma. Nefes tutma mı? Bence azıcık su ılısın ya. Şuna da şöyle su dökelim. Su birazcık ılısın. Ay güneş de gitti. Üşüyeceksiniz ya. Ne yapalım? Sıcak su mu getireyim ben size? Su ıslatma. Ya siz nasıl girdiniz hemen buz gibi suyun içine Bahar, Banu Ali ya? Atıyorlar bir bana. Ama bu suyun yarıya kadar gelmesi lazım sanki ya. Daha çok dibinde.
Evet, tam dolmadı. Nefes tutma. Anneciğim, su çok az. Nasıl nefes tutma yapacaksın? Baksana azıcık. Birazcık su dolsun. Ya da ılık su mu getirelim ya? Üşüyorsunuz böyle siz. Birazdan güneş çıkar ya, bir şey olmaz. Diyorsun, tamam. Güneş ısıtınca o zaman rahat rahat girersiniz kızlar, yüzersiniz. Anneciğim birazcık bekle ısınsın, hemen löp diye girdiniz suyun içine. Balalya, dur anneciğim, bir dur, azıcık su ısınsın, hasta olursunuz. Bahar, hortumu sen aldın ama sakın kardeşini ıslatma, kendini de ıslatma anneciğim. Çünkü hava daha birazcık soğuk. Hava kapandı ya, şansımıza. Arkadaşlar biz havuz kurduk. Hava şu anda bakın karardı yani resmen. Bir de üstüne yağmur yağıyormuş. Ben ıslatayım mı size? Gökhan yapma ha? Sakın çocuk. Ha? Ay beni sakın ıslat. Beni ıslatma, bak ben hastayım biliyorsun, daha iyileşemedim. Tamam. Bahar'la Banali'yi sakın ıslatma babası. Yapma Gökhan. Gökhan sakın yapma. Yapma. Bana dökerse, bana dökerse seni. Bahar'ı yapma, baban çok kötü intikamını alır senden. Gökhan ıslatma. Top oynasanız da. Hadi birbirinize atır. Bahar sen öbür tarafa geç. Bahar'ın Ali orada olsun. Birbirinize atın hadi. Hadi bir arkadaşlarınıza bay bay yapalım. Biz havuzun keyfini çıkartalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bize like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar.